Herkese tekrardan merhabalar. Ben Pınar. Ben Zeynep. Sizlerle yine Bin Yaprak Erasmus grubumuz için Erasmus'la ilgili bu sefer daha detaylı bilgileri paylaşmak üzere buradayız. Umuyoruz ki ilk videomuzu seyrettiniz. Evet, hoş geldin. Videomuzun akabinde artık başlayalım dedik ve içerik üretmeye birlikte başladık Pınar'la. Aynen öyle Zeynep. Bu video kapsamında sizlerle işte Erasmus öğrenci hareketliği noktasında olsun, staj hareketliği noktasında neler bilmeniz gerekiyor? Nasıl başvurulur? Neleri takip etmeniz gerekiyor? Evet, yani bu video üniversitede okuyan öğrenci arkadaşlarımıza ağırlıklı olarak hitap edecek. Ve hani burada aslında okurken başlayan birçok fırsat sizlerin önünüzde. Birçok belki duymuşsunuzdur, çağrılar vesaire e-postanıza geliyordur. Ondan sonra bu işte Erasmus sınavı açılmış. Yani kimdir bu Erasmus? Kimdir bu Erasmus Pınar? Aslında dediğin çok doğru. Artık gençlerimiz çok daha bilinçliler. Üniversite tercihlerinde bile hatırlarsan böyle bir yazımız da var Bin Yaprak'ta. Üniversite Evet. tercihlerinde bile üniversitenin işte yurt dışı eğitim imkanları var mı? Erasmus kapsamında hangi ülkelere gönderiliyor? Çünkü ister istemez artık o kadar uzun yıllardır Türkiye'de de yapılıyor ki program, yürütülüyor ki illaki bir akrabası, arkadaşı Erasmus programına yararlandığı için en azından bir aşinalığı var öğrencilerimizin. Ve bir merakı var. Belki de gençlik projelerinde yer aldığı için Erasmus'la ilgili bir ufak da olsa bir tecrübesi var. Erasmus aslında öğrencilerimizin de bildiği gibi başta Avrupa ama 2014 yılından beri de tüm dünyayı içine alan bir Avrupa Birliği tarafından fonlanan bir değişim programı. Evet. Erasmus öğrenci değişim tabii bu program bir sadece bir parçası ama bildiğin gibi marka çok büyüdü artık. Öğrenci ve işte personel hareketli bir parçası artık haline geldi. Çünkü o kadar büyüdü ki Erasmus markası. Evet, Erasmus aslında dediğin gibi önceden sadece bir programın adıydı ve ünlü filozofun böyle dünyayı dolaşıp Avrupa'yı özellikle farklı ülkelerde eğitim vermesinden dolayı o değerli filozofun ismini aldığı bir program. 1985 yılında Avrupa bu kapsamda ilk işbirliğine başlıyor. Ve ünlü filozoftan Sokrat'tan başlayarak işte Sokrates 1, Sokrates 2 vesaire diye giren bir program. Aynen, Sonra Leonardo da vardı. aynen Leonardo amcamız da vardı arasında. Sonraları işte Türkiye neden bu programdan yararlanmıyor diye bizler böyle o zamanlar bıdılık gençlerden de ki unutmayın bunu özellikle söylemeye çalışıyoruz. Burada hem sevgili Pınar hem ben işte lobisini yapan gençlerdendik o zamanlar. Ve ilk 99 yılında Avrupa Akdeniz Gençlik Programı'yla bu süreç başladı. Ama Türkiye tüm bu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları adı altında öğrendiğiniz programa 2003 yılında önce 15 pilot üniversiteyle dahil oldu. Akabinde ise 2004 yılında full katılım sağlandı. Biz de treni yakaladık Türkiye olarak. Ve birçok milyonlarca gencimiz sağ olsunlar ki diyelim böyle ilgi gösterdiler kurumlar vesaire. Hayatlarında önemli değişimlere ilham perisi oldu diyebilirim Erasmus programı. Daha sonra da Pınar'ın söylediği gibi 2014'te de sadece Avrupa değil hayallerinizi daha da büyütün dedi komisyon. Dünyayla Erasmus yapabilirsiniz ve dünyayla değişime başlat. Yani bu programı bir de bu boyuttan bakmanızı özellikle istiyoruz. Yani sadece işte Avrupa'da bir ülkeye gitmek şeklinde değil, dünya avuçlarınızın içerisinde ne mutlu. Ve bunun için neler gerekiyor Pınar? Evet, çok güzel aslında özetledin başlangıcından itibaren Türkiye bu yolculuğa nasıl başladı diye. Günümüzde tüm Türk üniversitelerimiz programdan yararlanıyor arkadaşlar. Yeni üniversiteler de zaten bir başvuru süreci var. Onun akabinde onlar da Erasmus kapsamında öğrenci ve personel göndermek üzere bir hibesi için başvuru sürecinden sonra yani bir yeni üniversitede de olsanız süreçler noktasında uluslararası ofisiniz veya Erasmus ofisinize başvurabilirsiniz veya çağrıları takip edebilirsiniz. Bu kapsamda
hazırlığı bitirdikten sonra birinci sınıfınızdan itibaren aslında bu süreçlerin içerisinde yavaş yavaş dahil olmaya, işte Erasmus bilgilendirme seminerlerine, şimdi de günümüzde bu seminerler genelde online platformlarda yapılıyor. Bu seminerlere katılmanıza yarar var. Yine aynı şekilde üniversitenizin web sayfası üzerinden kolaylıkla ulaşabileceğiniz Erasmus veya uluslararası sekme altında bulunan Erasmus ofisinizin sayfasını ziyaret ederek hem çağrıları takip edebilir, hem başvuru koşullarına erişebilir, hem de eğer üniversiteniz şu anda açıksa bir ziyaret edebilirsiniz randevu alarak. Onun haricinde de zaten hani online olarak veya telefonla da zaten direkt kendilerine ulaşabileceğiniz ortamdalar. Erasmus'tan yararlanabilmek için öncelikle birinci döneminizin bitmiş olması gerekiyor ki bir genel not ortalamanızın olması gerekiyor arkadaşlar. Akabinde de üniversiteniz tarafından yapılacak bir yabancı sınavı var. Bazı üniversitelerimiz merkezi sınavları veya da uluslararası sınavları kabul ediyorken bazı üniversitelerimiz işte kendi yaptığı çeşitli derecelendirmeler var. Hani bu kapsamda belki yapılan bir İngilizce eğer dersiniz varsa onun sonucunu alan üniversitelerimiz var. Ama çoğunluk bir yabancı sınavı uyguluyor. Bu yabancı sınavınızın da %50'si, genel not ortalamanızın da %50'si alınarak bir Erasmus başarı puanı hesaplanıyor. Ve bu başarı puanı bölümlere göre bir dağılımla gidip gitmeyeceğinizin bir listesi oluşturularak üniversitenizin Erasmus ofisi tarafından ilan ediliyor. Esas aslında Aynen. süreç bundan sonra. Evet, yani bu dil sınavının amacı genel anlamda yapılmasının eşitlik olması arkadaşlar. O yüzden siz işte bazı üniversitelerde bazı arkadaşlar işte dediğim gibi parasını ödeyebiliyor TOEFL'ın işte başka dil sınavlarının ama herkes bunu ödeyemeyebilir düşüncesiyle. O yüzden ulusal ajansımız bu programın yürütücüsü olarak da diyor ki okulda genel bir eşit bir dil sınavı belgesini almanız şartını arıyor. O nedenle dil sınavı oluyor. Çok da böyle sizi zorlayacak vesaire değil, korkutmasın gözünüzü. Belki yabancı diller bölümünüze gidip nasıl hazırlanabilirim bu sınava diye okulda sorabilirsiniz. Birçok arkadaşınız hazırlık sınıfını atlamayı tercih ediyor. Ama Erasmus geldikten sonra ben şunu da gözlemliyorum. Artık hazırlık sınıfını atlamak değil, hazırlıkta ben bu hani İngilizce mi ya da yabancı dil hangisi ise daha da geliştireyim ve önümüzdeki yıllarda işte bu değişim programlarıdır, uluslararası fırsatlardan daha etkin yararlanayım düşüncesiyle hareket ediyor ki bu çok da güzel bir yaklaşım diye düşünüyoruz. Ondan sonra da zaten gidebiliyorsunuz. Peki Aynen. Pınar, şey Şuraya bir soracağım ekleme aslında. yapalım. Bazen hani gideceğiniz eğer ülkede farklı bir dilde eğitim alacaksanız ve üniversitenizin altyapısı buna uygunsa İngilizce haricinde farklı dillerde de sınav yapan üniversitelerimiz var. Dolayısıyla hani siz bir Arapça bölümünde öğrenciyseniz eğer Arapça ile ilgili bir eğitim almak üzere yurt dışına gidiyorsanız üniversiteniz size bu sınavı Arapça da yapıyor olabilir, İspanyolca da yapabiliyor olabilir, Fransızca, Almanca. Yani tamamen aslında üniversitenizin ve sizin aslında eğitim, diyelim ki Marmara Üniversitesi'nde bir Almanca bölümü olan bir enformatik veya benzeri bir bölümde okuyorsunuz. Dolayısıyla Almanya'da bir üniversiteye gideceksiniz. Üniversiteniz muhtemelen size bu sınavı İngilizce veya Almanca dillerinden birisini yapıyor olabilir. Aslında bu dil sınavı yapmasının sebeplerinden birisi hem eşit bir dağılım yapabilmek hem de tabii karşı üniversite tarafından da sizden beklenen bir İngilizce dil seviyesi var. Bu üniversite tarafından, Türk üniversiteleri tarafından bu seçim sürecinin adaletli bir şekilde yapılması ve karşı üniversitenin de istediği dil seviyesine uygun bir öğrencimizin altyapısının olması gerekiyor. Eğer üniversite diyelim ki ortalama B1 düzeyinde bir İngilizce istiyor olabilir veyahut da çok daha iyi düzeyde bir şimdi artık program ülkesi değil ama İngiltere minimum C1 seviyesinde olan öğrenci istediği için üniversitenizin de buna göre öğrenci seçmesi gerekiyor olabilir. Aynen, yani orada bölüm anlaşmalarını iyi incelemek, o anlaşmaların şartlarını iyi görmek. Gerekirse daha önce gitmiş gelmiş arkadaşlarınıza bunu sormanız Aynen. çok gerçekten hani itinayla böyle hani öneriyoruz sizlere. Peki anlaşmamız yok okulda. Şimdi birçok arkadaş senin dediğin gibi şey yapıyor. Başta bölümü ya da üniversiteyi seçerken bakıyor, istediği, hayal ettiği bölümü biliyor.
Ve o hayal ettiği bölümleri üniversiteler bazında araştırıyor. Ve burada da işte o bölümün uluslararası yaklaşımı, fırsatları çok önem arz ediyor. Şimdi baktınız, diyelim ki sizin bölümünüzün işte o hayal ettiğiniz ülkedeki üniversiteyle anlaşması yok. Ama belki sizin üniversitenizin başka bir bölümünün o anlaşması var. Sizler de aslında birer itici güç olabilirsiniz. Hani bu bağlamda da bunu unutmayın. Gidin hocalarınıza, bölüm başkanınıza, işte her bölümün ayrı bir şekilde Erasmus koordinatörleri var. Bunlara sormanızı öneririz. Bu bağlamda da yani illaki bütün topu bölüme bırakmak da hani onlardan bir şey beklemektense bu girişimleri de ya da itici güç olmayı size öneririz. Peki burada gittiğinizde belli bir hibe alınıyor. Peki hibesiz Erasmus'tan biraz bahsedelim istersen Pınar. Tabii ki de aslında çok doğru söyledin. Bazen hani bu bizim sıklıkla yaşadığımız bir konu. İşte öğrencilerimiz şey diye düşünüyor. İşte bana çıkmadı hibe. Acaba gidemeyecek miyim? Dolayısıyla arkadaşlar eğer siz kriterlere uygunluk sağladıysanız, başvurunuz olumluysa, hibe kazanmadıysanız bile tüm süreçleri aynı devam ettirmek ve Erasmus öğrencilik elinizi devam ettirmek suretiyle hibesize gitme imkanınız var. Yani tüm masraflarınızı kendiniz karşılama imkanınız varsa muhakkak bu fırsat elinize geçtiyse biz hibesiz de gitmenizde aslında tavsiye ediyoruz. Bir de şöyle bir durum da var. Bazen üniversite seçim sürecinde belirli bir dağılım yapıyor ve belirli bir grup öğrenci hibelendirebiliyor. Ama sonradan bu öğrenciler arasında feragat edenler, gidemeyenler olabiliyor. Ve hibesiz dediğimiz o öğrenci grubunun sonradan hibelendirebildiğini de görüyoruz. Dolayısıyla lütfen hibe çıkmadı, işte ne yapacağım, edeceğim, işte ben gidemeyeceğim, hayallerim suya düştü gibi böyle bir olumsuz düşünceye kapılmanıza gerek yok. Belki son dakika bile olsa hibelendirilen öğrencilerimizin olduğunu çok görüyoruz. Lütfen Hatta gidip hayallerinizin gelenlerde peşinden bile, gidin. aynen, hatta gidip gelenlerde bile bu hibelendirme olabiliyor. Hani bu bakıyorsun elinde hibe kalmış oluyor ofisler olarak bizlerin. O kabinde o ödemeyi yapabiliyoruz o şekilde, yasal bir durumda söz konusu. Yani Kesinlikle. şimdi şöyle bir düşünmek lazım. Hani ben Zeynep olarak atıyorum işte Fransa'da A Üniversitesi'ne gitmek istiyorum. Bir kere sadece Zeynep olarak gittiğimde o üniversitenin bütün şeylerini ödemem lazım. İşte kayıt ücretidir vesairedir, bir sürü maliyetleri var. Ama Erasmus öğrencisi statüsünde olduğunda bunlardan muaf oluyorum. Yani hani bu çok ince ve işinizi kolaylaştıracak bir nokta. Bu bağlamda bakın Erasmus zero grant bile, yani sıfır hibeli bile olduğunda o zaman ben bir Erasmus öğrencisi hakkını kullanabiliyorum. Ayrıca bu stajda aslında çok da güzel bir fırsat. Çünkü stajda da zero grant olarak alabilirsin. Çünkü üniversiteler çok fazla oldu. Sen de baştan dediğin gibi. O zaman da elimize verilen hibe kısıtlı. Ne yapacağız? İşte ben de bu zero grant fırsatı özellikle stajda çok fazla değerlendiren gençleri görüyorum. İstersen biraz da ondan bahsedelim. Nasıl stajı bulabilirler? Evet, çok güzel bir noktaya temas ettin. Staj hareketliliği aslında günümüz öğrencilerinin aslında çok daha ilgisini çeken bir alan haline geldi. Çünkü öğrenim için işte ders seçme süreci olsun, bürokrasi olsun, staja göre daha uzun bir süreç. Ve bazen öğrencilerimiz o kadar uzun sürelerde gitmek istemeyebiliyorlar. Kendi müfredatları ile ilgili işte kaçırmak istemediği dersleri olabiliyor. Özellikle spesifik bir yani bir teknik bir bölümdeyse. Dolayısıyla biz öğrencilerimiz diyoruz ki o zaman staj hareketliliğinden yararlanın. Yaz aylarında bu programdan yararlanabilirsiniz. Minimum işte 2 aylığına işte yeni programda belki biraz daha esnekleştirilebilecek. Bu program kapsamında işte üniversitenizin hibesine göre maksimum 12 aya kadar gitme imkanınız var. Bu arada söylemeyi unuttuğumuz bir konu vardı öğrenimi de. Onu hemen belki üzerine geçelim. Her döneminizde yani lisansta, yüksek lisansta ve doktora da ayrı ayrı bu programdan yararlanma imkanınız var. Dolayısıyla hani siz eğer lisansa gittim, yüksek lisansa gidemeyeceğim diye üzülmeyin. Her döneminizde maksimum 12 aya kadar hibeli olarak yararlanma imkanınız var. Puanınız düşüyor ama
şartlar, koşullar aynı sizler için de, değil mi Zeynep? Aynen. Ben hatta böyle hani eğitimde dediğin gibi iki sömestr kalabiliyorsun. Ama özellikle mezun öğrencilere 2014'ten sonra getirilen fırsat çok değerli buluyorum ben açıkçası. Ve hani bir yıl süreli bir yerde staj yapma imkanı. Gene aynı eğitimde verdiğim örneği söylediğimde işte hani stajda da Zeynep olarak ben bir firmaya gittiğimde birçok işte izinlerden muaf oluyorum. Yani normalde beni işte belki Türkiye ile çalışan bir firma Avrupa'da yer alıyor. Oradaki ayağında çalışacağım. Diyor ki senin için bir sürü evrak hazırlamam lazım. Bir sürü vize prosedürü vesaire şudur budur. Ama Erasmus olduğunda işler kolaylaşıyor. Bu bir de birçok firma bundan habersiz. Özellikle globalde bile önemsediğimiz firmaların bazılarının bilgisinin bile olmadığını görüyoruz. Hani hayalin diyelim ki burada işte çok global bir firmada çalışmak istiyorsun. Ama burada staj olarak kabul edilemiyorsun. Belli sınırları var, sayı sınırı vesaire. Ama yurt dışında o firmanın belki yurt dışı ayağıyla bakın ben size Erasmus olarak geleceğim. Hani size hiçbir yüküm olmayacak vesaire. Bir de hani bu paralı gittiğinde özellikle mali anlamda da sizden hiçbir şey beklentim yok diye yazdığında belki kabul edilebilirliği de çok artıyor. Hani sıfır hibeyle de gidiyorsun mesela orada bile stajyerlere verilen özellikle belli haklar, belli küçük fonlar oluyor, imkanlar olabiliyor. Biletler, yemek biletleri vesaireleri olabiliyor. Hani bunlardan da yararlanabiliyorsun. Hatta paralı gittiğinde bile sana ek para veren kurumlarla karşılaştık. Hani bunu karşıdaki kurumla merhaba ben Zeynep işte sizde çalışmak istiyorum diye yazmak var. Bir de merhaba ben Zeynep işte ben Erasmus'a seçildim birçok hakkım şunlar şunlar size de katkıda bulunmak isterim gibi dediğinde o zaman oturup oradaki İK direktörleri farklı şekilde bakabiliyor. Ve bu bir yıllığı çok değerli görüyorum dememin nedeni de şuydu. Hani bir yıl boyunca zaten firmada sen bir değer yaratıyorsun. Sen de oradan bir şeyler öğrenmiş oluyorsun, sen de oraya bir şeyler vermiş oluyorsun. Firma da senden bir yıl sonra vazgeçmek istemiyor. Zaten komisyonun arka plandaki niyeti de bu. Vazgeçmesin, bir yıl sonra ödeyerek senin paranı devam ettirebilsin. Bizim mesela birçok öğrencimizde gördüğümüz burada çok güzel örnekler var. Gitti işte Almanya'da diyelim ki stajını yaptı. Geri geldi Almanya'daki firma bırakmadı mesela ve öğrenciler buradan firma kurdular kendileri. Almanya'ya fatura usulü çalışır hale geldi. İkinci sınıf öğrencisi daha bunlar. Yani böyle güzel örnekleri neden siz olmayasınız diyelim. Aslında çok güzel bir giriş yapmış olduk. Bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Bu konuları daha çok açacağımız çeşitli başka videolarımız olacak. Toparlamak gerekirse hem Erasmus öğrenim hareketliliği hem staj hareketliliği için başvuru koşulları aynı. Ve çağrıları takip edip başvuruları kaçırmadan gerekli belgelerle birlikte üniversitenizin bir online platformu olabilir veya farklı bir sistem aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu kapsamda yapılacak olan sınavlara girmeniz ve kazandığınız takdirde de üniversiteniz tarafından yönlendirilen işte oryantasyon programlarına ve bilgilendirmeye katılarak süreci takip etmeniz. Ekstra evraklar varsa işte bunu karşı kurumla birlikte yürüterek süreci devam ettirmeniz gerekiyor ve tüm evraklarınız bittikten sonra vizeye başvurmanız gerekiyor. Tüm bu süreçleri ayrı ayrı videolarda size aktarıyor olacağız. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bin Yaprak Erasmus grubumuza lütfen arkadaşlarınıza davet edin. Kanalımıza abone olun. Aynen. Ve lütfen videolarımızın altına olsun, grubumuzda olsun, yeni videolarımız için de merak ettiklerinizi yazın ki bizler de onları değerlendirelim. Aynen ya bizler ya da davet edebileceğimiz değerli konuklar o sorularınıza, merak ettiğiniz konulara cevap vermek için elimizden geleni yapacağız diyoruz. O zaman kendinize iyi bakın. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Bay Görüşmek bay. üzere. Bay bay.